Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bugün size anlatmak istediğim kitap İsmet Özel'in Faydasız Randevusu. İsmet Özel'in Faydasız Randevusu. Yayın evi Tio. Bakalım baskı numarası kaçmış? 5. baskı. Ekim 2018 baskısı. 5. baskı. Hemen alıntılarımı okuyayım. Kapağı göstermedim. Pardon, önce bir kitabı yüzüme yaklaştırarak kapağını göstereyim. Kısaca sizi tanıştırmış olayım gözüktüğü kadar. Ondan sonra içindeki alıntılarımı okumaya başlayayım. Çok alıntım var. O yüzden yine atlamaya çalışacağım. İçlerinden atladıklarım çok olacak. Ama kitap çok güzel. Ne kadar okuyabilsem kar. Siz de ne kadar dinleseniz size kar. Pekala. İlk alıntım 18. sayfadan. Cümleyi okuyup geçeyim. İdeolojiler müşterek bir aldanış olmaksızın ayakta duramazlar. İdeolojiler müşterek bir aldanış olmaksızın ayakta duramazlar diyor yazar. Çizdiğim cümle buymuş. Devam edelim bakalım. Başka çizdiğim neler var? Evet, 35. sayfada bir cümle çizmişim. Sıkıcı adam diyor Enne Vivanti. Sıkıcı adam diyor Enne Vivanti. Biz kendimizden bahsetmek isterken bize kendisinden bahseden adamdır. Sıkıcı adam neymiş? Soru cümlesi olarak başlayalım bu sefer. Sıkıcı adam nedir? Sıkıcı adam diyor Enne Vivanti. Biz kendimizden bahsetmek isterken bize kendisinden bahseden adamdır. Sıkıcılık böyle bir yerden kaynaklanıyormuş. 37. sayfa. Eğer hiç gurur sahibi olmasaydık, başkalarının gururundan da şikayetçi olmazdık. Eğer hiç gurur sahibi olmasaydık, başkalarının gururundan da şikayetçi olmazdık. Araya bir tane daha kattım, uzattım biraz. Devam edelim bakalım daha ne cümleler var. 40. sayfada bir cümle. Nerede olduğum, ne olduğumla bağlantılıydı. Nerede olduğum, ne olduğumla bağlantılıydı. 41. sayfa. Yine bir alıntı bu. Thomas Saz. Herhalde ismi böyle okunur. Şöyle demiş o adam. Akılsız adam ne affeder ne unutur. Akılsız adam ne affeder ne de unutur. Saf yürekli adam önce affeder, sonra da unutur. Bilge ise affeder ama hiçbir zaman unutmaz. Bilge ise affeder ama hiçbir zaman unutmaz. Güzel bir cümle. Unutmamak ferasettir. Yazının konusu biraz o. 42. sayfa. Yine kısacık okuyayım. Ancak anlayanlar affedebilir. Ancak anlayanlar affedebilir. 45. sayfadan. Batı medeniyeti bir unutma, bir nisyan medeniyetidir. Batı medeniyeti bir unutma, bir nisyan medeniyetidir. Azıcık daha okuyayım buradan anlaşılması için. Güzel bir bölüm. Çünkü eşyaya tasarruf ederken onun asli bir bağla kendine ilişkin olduğunu bilmeyen insanların elinde doğmuş ve gelişmiştir. Çünkü eşyaya tasarruf ederken onun asli bir bağla kendine ilişkin olduğunu bilmeyen insanların elinde doğmuş ve gelişmiştir. Bugün çok hata yapıyorum. Aşk ile bir daha okuyayım. Çünkü eşyaya tasarruf ederken onun asli bir bağla kendine ilişkin olduğunu bilmeyen insanların elinde doğmuş ve gelişmiştir. Kırk altıncı sayfa. Risaletin insanlara ulaştırdığı unutmak ile hakikatin hakkın üzerine örtmek bir medeniyet olarak temayüz etti. Batı medeniyetini anlatıyor burada. Risaletin insanlara ulaştırdığı unutmak ile hakikatin hakkın üzerine örtmek bir medeniyet olarak temayüz etti. Burada küfür kelimesinin asli anlamının örtmek olduğunu hatırlamak yerinde olur. İnsanoğlu kendi aslına ait
eşyanın yaratılışının aslına ait hakikatin üstünü örtme çabasına giriştiği zaman küfre doğru yol almış oluyor. Örtme çabası, nefs dediğimiz bizi beş duyumuzun sınırları içinde tutan gücün eğilimlerine duyduğumuz zaafla belirginleşiyor. İlâ ahir, bu metin devam ediyor. Batı medeniyetinin örtmekle ilgisine, unutmakla ilgisine dair güzel bir yazı bu. Evet, devam edelim. Bu cümleyi de okuyalım. 51. sayfa. Biz başka yaratıklarla, başka insanlarla farklarımızı temyiz ettikçe parça olarak daha çok temayüz ederiz. Biz başka yaratıklarla, başka insanlarla farklarımızı temyiz ettikçe parça olarak daha çok temayüz ederiz. Ne kadar çok temayüz edersek o kadar çok mümeyyiz olduğumuz zehabına katılırız. Bu da bizim yeryüzünde iktidar olma duygularımızı azdırır, bizi hükümran olmaya kışkırtır. ...53. sayfa... İnsan bilginin sadece iletkenidir. İnsan bilginin sadece iletkenidir. Devam edelim. Güzel bir cümle var burada, bunu da okuyayım. 56, azıcık uzun ama... ...şöyle bir yerden alayım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bariz bir şekilde uygulanan politika, soyulması istenilen insanların önce soyulabilir hale getirilmesi esasına dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bariz bir şekilde uygulanan politika, soyulması istenilen insanların önce soyulabilir hale getirilmesi esasına dayanıyor. Yani medeni yapıya tam entegre olmamış unsurların geliştirilmesi, ilerletilmesi, medeniyetin iplerini ellerinde tutanların gerçek endişesidir. Yoksul ülkelerde bir kesim insanın bilgisayar kullanmazsak mahvoluruz diye haykırdığını biliyoruz. Ama bu avaz, onlara bilgisayar kullandıramazsak mahvoluruz haykırışının tersine dönmüş şeklidir. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Yoksul ülkelerde bir kesim insanın bilgisayar kullanmazsak mahvoluruz diye haykırdığını biliyoruz. Ama bu avaz, onlara bilgisayar kullandıramazsak mahvoluruz haykırışının tersine dönmüş şeklidir diye devam ediyor yazı. Burayı hızlı geçelim. Bunu atlayalım. 69. sayfada yine güzel bir ifade. Bir alacakaranlık içinde geçiyor hayatımız. Bizden öncekilerin hayatı da belki hep alacakaranlık içinde geçti. İnsan olarak yerimiz burası bizim. Işığı fark edecek kadar karanlıkta ve karanlığı tanıyacak kadar aydınlık içindeyiz. Bir daha okuyorum. İnsan olarak yerimiz burası bizim. Işığı fark edecek kadar karanlıkta ve karanlığı tanıyacak kadar aydınlık içindeyiz. Hayatımız için gerekli ışığı bize getirecek olanlar, hayatımızı kaplayan karanlığın farkında olanlardır. Hayatımız için gerekli ışığı bize getirecek olanlar, hayatımızı kaplayan karanlığın farkında olanlardır. Diyor ve devam ediyor. Çok güzel bir bölüm. 71. sayfa. Beşikten mezara için gittiğimizi bilseydik diyor Maurice Maeterlinck, herhalde böyle okunur, hatalıysam ara. Beşikten mezaran için gittiğimizi bilseydik diyor Maurice Maeterlinck, bu yol boyunca tıpkı mektepten azad olmuş çocuklar gibi şarkı söyleyerek giderdik. Niçin öleceğimizi bilsek diyor, niçin öldüğümüzü, niçin yaşadığımız aslında ikisi birbiriyle ilgili. Çocuklar gibi şarkı söyleyerek olurdu bu iş diyor, çünkü amacımızı biliyor olurduk. Elhamdülillah Müslümanlar olarak biliyoruz, hamdolsun. 73. sayfa. Aramamız gereken başkasını ikna yolları değil, kendimizin mukni oluşudur. Aramamız gereken başkasını ikna yolları değil, kendimizin mukni oluşudur. Müslüman eğer beşikten mezaran için gittiğini biliyorsa,
bu bilgisini süsleyip bir başkasına cazip kılmasına gerek kalmaz. Çünkü bu konudaki rahat ve emin tavrı başlı başına bir cazibe olacaktır. Diyor ve devam ediyor bu kısım. Efendim azıcık atlayayım. 78. sayfa. Şurayı yukarıdan okuyayım. Batı medeniyeti kendi topraklarındaki zaferini de bu hedefleri insanlara benimseterek kazanmıştır. Yani medeniyet misyonerleri kendi ülkelerinde dahi ahalinin yoksulluktan kurtulmasının ancak medenileşmekle, modernleşmekle mümkün olduğunu önce İngiltere, Fransa gibi ülkelerde yaygınlaştırmışlardır. Ancak bunu yaparken çok ustalıklı bir hileyi de devreye sokmuşlar. Medeniyetin bizzat yoksulluk yaratan bir unsur olduğunu, çizdiğim yer burası, medeniyetin bizzat yoksulluk yaratan bir unsur olduğunu gözlerden kaçırmışlardır. Bir daha okuyayım yukarıdan gelip. Batı medeniyeti kendi topraklarındaki zaferini de bu hedefleri insanlara benimseterek kazanmıştır. Ne işte zenginlik falan filan. Yani medeniyet misyonerleri kendi ülkelerinde dahi ahalinin yoksulluktan kurtulmasının ancak medenileşmekle, modernleşmekle mümkün olduğunu önce İngiltere, Fransa gibi ülkelerde yaygınlaştırmışlardır. Ancak bunu yaparken çok ustalıklı bir hileyi de devreye sokmuşlar. Medeniyetin bizzat yoksulluk yaratan bir unsur olduğunu gözlerden kaçırmışlardır. Şurası da çok güzel ya. Burayı da okumak istiyorum. Aynı sayfa 78'de oradan başlıyor, 79'a sarkıyor. Medeniyet misyonerleri yoksulluğun tanımını da kendileri getirmişler. Kendi tanımlarından başkasına söz hakkı tanımamışlardır. Onlara göre yoksulluk mükemmelden uzaklıktır. Mükemmel ise ulaşılmamış bir maddi kazanç bölgesidir. Getirdikleri bu tanıma hem taraftarlarını hem de hasımlarını ikna etmişlerdir. Hayattan beklenen şeyin medeniyet misyonerleri tarafından çizilmiş sınırlar içinde olduğuna inanıldıktan sonra medeniyet hülyasıyla oyalanmamak için hiçbir sebep kalmıyor. Halbuki yoksulluk başkasının elindekine özenmekten başka bir şey değildir. Mesele böyle anlaşılır ise yoksulluktan kurtulma yolunun mahrumiyeti çekilen bir şeyleri kazanmaktan değil, sahip olduklarının değerini kavramaktan geçtiği anlaşılabilir. Bu tanım medeniyet misyonerlerini rahatsız eder. Sekseninci sayfada bir cümle. Aynı şey genel bilgilenme atmosferi için de geçerlidir. Kitle iletişim araçlarının moda haline getirdikleri bilgiler, kitle iletişim araçlarının çizdiğim yer burası, kitle iletişim araçlarının moda haline getirdikleri bilgiler çabucak yalama olur. Yalın katlaşır ve ortalama zekayı doyurur duruma düşer. Devam edelim, bunu atlayalım. 84. sayfadayız. Öz bilgisi her insanda doğmak, şuur katına çıkmak zorundadır. Öz bilgisi her insanda doğmak, şuur katına çıkmak zorundadır. Eğer insan öz bilgisini kendi özünden elde etmeyi başaramamışsa, bunun farkına varmamışsa, onu hiçbir tahsil usulüyle talim edemez. Muallimler ancak malumata ilişkin konuları öğretebilirler. Yine de bazı felsefi metinler, hikmete aktarma gayretiyle yazılmış kitaplar, öz bilginin işaretlerini verebilirler. Ama bu bilgi ancak gelir. Kimsenin getirebilmeye gücü yetmez. 85. sayfadan okuyalım. Biçim bilgisine takılıp kaldıkları için insanlar, huzuru haz veren şeylere yakın, acı veren şeylere uzak durmakta ararlar. Devam ediyoruz. 86. sayfa. Kendini avutmak için şöyle bir yerden alayım. İnsan oyunla meşgul olmaktan ötürü rahatladığını anladığı zaman temelli bir rahatsızlık içine düşer. İnsan oyunla meşgul olmaktan ötürü rahatladığını anladığı zaman temelli bir rahatlık içine düşer. Rahatsızlık içine düşer. Kendini avutmak için eğleniyorsa kendini niçin avutmak istediğini düşünür düşünmez bir huzursuzluk onu beklemektedir.
Mesnevi Nuriye'den şey var. İkinci niyetlerin birinci niyetleri öldürmesi meselesi var ya. İşte bu da öyle. Kendini avutmak için eğleniyorsa, kendinin için avutmak istediğini düşünür düşünmez bir huzursuzluk onu beklemektedir. Devam ediyoruz. Bir de dakikaya bakayım. Fazla uzatmamak lazımmış. Hızla atlayalım. 90. sayfadan. İçinde aydınlanan kişi ancak dışına ışık verebilir. İçinde aydınlanan kişi ancak dışına ışık verebilir. Buraları hızla atlayayım. Biraz gitmiş olalım bari. Bitiremeyiz de. Mümkün değil. 105. sayfa. İçinde yaşadığımız medeniyet akıl diye öyle bir mekanizma kabul ediyor ki, bunun akıl alır tarafı yoktur. Modern akla karşı aklımızı elde etmek zorundayız. Devam edelim. Bunları atlayalım. 119. sayfa. Biz Müslümanlara ilmin yarısının bilmiyorum demek olduğu öğretilmiştir. Buradan fehmediyoruz ki ilim sahibi kişi neyi bilmediğini bilen kişidir. Çizdiğim kısım burası yani. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Pekala. Son olarak birkaç tane daha okuyarak bitireyim. Şuradan bir iki cümle okuyayım. Diyelim ki iki eşit kıyasıya dövüştü. 130-131. Diyelim ki iki eşit kıyasıya dövüştü ve biri diğerini hakladı. Çatışmanın galibi ve mağlubu belli. Ne olacak şimdi? Barış olacak. Yenen taraf yenilene şartlarını kabul ettirecek. Barış dediğimiz budur zaten. Kuvveti sayesinde ortalığın sütlüman olmasını sağlayan bir baskı uygulayıcısı yoksa barışın güvencesi hiçbir yerde bulunamaz. Demek ki barış ancak eşitliğin bozulmasıyla ve bir egemen unsurun dediğini yaptıracak kadar baskı uygulamasıyla sağlanabiliyor. Devamında 131'in en son cümlesi, eşitlik isteyenler barışı, barış isteyenler eşitliği dışlamak zorundadır diyor. Efendim, çok var çizdiğim. Dediğim gibi 450 küsur sayfa bu kitap. Ben daha size 130'a kadar gelenleri okuyabildim. Onlarda da atladığım oldu. Tekrar kitabın kapağını şöyle bir gösteriyorum. Son sözlerimi de söylemek istiyorum artık. Arkadaşlar, İsmet Özel'in köşe yazılarından derleme bu kitap. Çok okunası yazılar, çok kafa açan, gönül açan, bakış açısı ekleyen insana yazılar. Yani okudum bir kere, keşke bir kere daha okusam, sonra bir kere daha okusam dediğim bir kitap oldu. Ömrüm olursa inşallah öyle de yapmak isterim yani. Tekrar kütüphaneden bunu alıp veya kendim bizzat bu kitaptan bir tane alıp onu yine böyle okuyup çizerek sizinle paylaşmak isterim. Cenab-ı Hak nasip ederse. Ömür kısa, kitaplar çok, yetişemiyoruz efendim. Ama mutlaka bu kitabı edinmenizi isterim. Yine söylüyorum, İsmet Özel'in şimdiye kadar bu 5. mi oldu? Herhalde 5 kitabını okudum. Hepsi güzeldi. Hepsi böyle tekrar tekrar okunacak metinlerden oluşuyordu. İyi bir duruş kazandırıyor. Meselelere bakarken ufkunuzu çok açıyor, çok izzetli konuşuyor. O çok önemli. Bu zamanda etki altında kalmamış metin bulmak zor. Batılı etki, seküler etki, küresel etki. Onun etkisinin dışında kalmış metin bulmak, yazar bulmak zor. İsmet Özel, halbuki karşı mahalleden buraya geçmiş birisi olmasına rağmen bayağı bir kendini o şeyden, kılçıktan, mızırattan ayıklamış. Çok yerli konuşuyor, çok milli konuşuyor, çok özgüvenli. Tıpkı Cemil Meriç gibi mesela, onun da böyle kendi coğrafyasına basarak konuşması etkiliyordu beni metinlerini okuduğumda. Aynı güç burada da var diyebilirim. Tavsiye ederim mutlaka İsmet Özel'in Faydasız Randevu kitabını alın, edinin, okuyun, hediye edin, paylaşın. Arkadaşlar faydasını görürsünüz. Faydasız diyor ama isminde kanmayın. Çok faydasını görürsünüz inşallah. Pekala.
başka bir fosforlu kalemde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.